Herkese merhaba, ben Ahmet Arslan, bu da bir teknoloji programı. Bugün, yani 10 Kasım'da başlamayı özellikle istedik. Bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin. Benim manevi mirasım ilimdir, akıldır diyen bir dehanın çocuklarıyız biz. Ne mutlu bize. Bundan böyle her hafta hoşumuza giden, dünyamızı daha iyi, daha yaşanılabilir kılacağına inandığımız gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Akıllı Gelecek aslında yeni nesil bir TV programı olarak başladı. İlk sezonumuzu Bloomberg HT'de TV'de yayınladık. Ama artık burada YouTube'da devam edeceğiz. Akıllı Gelecek bir teknoloji programı. Teknoloji programı deyince yeni çıkan telefonları, hangisinin kamerasının daha Uber olduğunu, Uber'ler arasından hangisini seçmemiz gerektiğini konuşmayacağız. Bunu zaten çok iyi yapan kanallar var. Biz de telefon lazım olunca onları izliyoruz. Biz daha çok yapay zekada yaşanan gelişmeleri anlatacağız. Sürücüsüz araçlarda, robotik teknolojilerde, uzay teknolojilerinde yaşanan rekabeti açık kalpli, açık fikirli insanların dünyayı iyileştirme çabalarını anlatacağız. Türkiye'deki startupları sorunlara nasıl çözüm bulmaya çalıştıklarını anlatacağız size. Çünkü bizce startuplar Türkiye'nin geleceği, onları anlatmak, onların seslerine mecra olmak bizim sorumluluğumuz. O halde en son söylememiz gerekeni en başta söyleyelim ve program başlasın. Biz tüm bu teknolojik gelişmelerin, robotların, yapay zekanın, Endüstri 4.0'ın, dijital dönüşümün, insanların konforunu, refahını arttıracağına inanıyoruz. Tüm bu gelişmelere her şeye rağmen pembe gözlüklerle bakan pozitif taraftayız. Siz hangi taraftasınız? Yorumlarda paylaşın lütfen. Derdimizi anlattığımıza ve daha çok kişiye ulaşmak için checklistimizi de tamamladığımıza göre Akıllı Gelecek başlasın. Akıllı Geleceğin YouTube'daki ilk bölümünde bize birbirinden ilginç gelen 6 farklı dosya hazırladık. İlk dosyamız uzay turizmi. Milyonerler gözünü resmen uzaya dikmiş durumda. Elon Musk ve rakipleri... Elon. Hamburger. We don't quit. We do not quit. Again. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Elon Musk ve rakipleri uzay turizmi için hangi aşamada? Biletler kaç para? İlk uçuş ne zaman? Tek yön alınabiliyor mu? Tüm bu detaylar ilk videomuzda. Uzaydaki rekabet sadece teknoloji ve savunma alanında değil, turizm alanında da yaşanıyor. SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler müşterilerine uzay turu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, ilk turistik uzay gezisini 2023'te Ay yörüngesine yapmayı planlıyor. Götüreceği ilk turistin ise Japon milyarder Yusaku Maezawa olduğu duyuruldu. Uzaya fırlatıldıktan sonra dünyaya geri dönebilen ve dikey iniş yapabilen Falcon 9 roketlerinin yörüngeye uydu ve insan gönderme maliyetini %40'a kadar azaltması bekleniyor. Turistik seyahat düzenlemeyi hedefleyen bir diğer şirket Virgin Galactic. Richard Branson'ın sahibi olduğu şirket Spaceship Two adlı uzay aracının test sürüşlerine devam ediyor. Branson, Spaceship Two ile uzaya yapılacak ilk ticari uçuşu 2019 yılı bitmeden gerçekleştirmek istiyor. Şirket New Mexico'daki dünyanın ilk ticari uzay limanını geçtiğimiz günlerde tanıttı. Hem yolcu salonu hem de görev kontrol merkezi olarak hizmet verecek olan uzay limanı için işe alımlar da başladı. Uzaya gidecek bu araçlarda bilet ücretinin 250 bin dolar olacağı açıklandı. ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait roket şirketi Blue Origin, Shepard ile uzaya turist göndermek için çalışmalar yapıyor. SpaceX'in uzay aracı Falcon gibi New Shepard da tekrar kullanılabilecek. Facebook dijital para Libra ile finansal bir devrim yaratmayı amaçlıyor. Zuckerberg, Amerika'nın Libra sayesinde finansal liderliğini sürdürebileceğini düşünüyor. Facebook çok sayıda söylenti ve iddianın ardından Libra'yı resmi olarak tanıttı. ...2020 yılında piyasaya sürülecek olan kripto para birimiyle kullanıcıların kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapabileceği kaydedildi.
Libra öncelikli olarak dünyada geleneksel finansal sistemin dışındaki kişileri dijital finans sistemiyle buluşturmayı hedefliyor. Geleneksel finans sistemlerinin dışında kalan 1.7 milyar yetişkinin 1 milyarı telefon kullanıcısı. Yarım milyarının da internet erişimi bulunuyor. Bu rakamlar Facebook'un potansiyel kullanıcı hedefi konusunda ipuçları veriyor. Facebook'tan yapılan açıklamaya göre dünyanın pek çok yerindeki insan en basit seviyedeki finansal hizmetlere erişemiyor ve dünyada yetişkinlerin neredeyse yarısının banka hesabı bulunmuyor. Gelişen ülkelerde ve kadınlar arasında bu oran daha da kötü. Gelişen piyasalardaki küçük işletmelerin yaklaşık %70'inin krediye erişimi yok. Dijital cüzdan Kalibra, bankalar ve kredi kartı sağlayıcıları tarafından şu an kullanılan yöntemlere benzer doğrulama yöntemleriyle güvenlik sunacak. Coin madenciliği gibi yoğun elektrik tüketimine de ihtiyaç duymayan Libra, daha çevreci bir para birimi olarak nitelendiriliyor. Ancak diğer kripto paralar gibi tam anlamıyla merkeziyetsiz olmayışı nedeniyle tam bir blok zinciri olmadığı yönünde eleştiriler de alıyor. Libra'nın başarılı olması durumunda geleneksel bankacılığa güçlü bir rakip olması ve finansal devrim hedefleyen bu projenin az gelişmiş olan ülkelerin ekonomilerinde kısa zamanda önemli bir değişim yaratması bekleniyor. Bu video ile ilgili şunu da ekleyeyim. Biz bu dosyayı hazırladıktan kısa bir süre sonra Facebook, Mastercard, PayPal, Visa gibi ortaklarından 7'sini bir ay içinde kaybetti. Ama hala projenin içerisinde Uber, Spotify gibi markalar yer alıyor. Sırada sinek kuşu var. Evet, sinek kuşu. Doğa, teknolojiye ilham vermeye devam ediyor. Afetler için tasarlanan bu küçük dronlar sinek kuşunun hareketlerini takip ediyor. Oynat bakalım. Doğa, teknolojinin gelişimine ilham vermeye devam ediyor. Bu kez de dronların daha verimli olabilmesi için sinek kuşundan ilham alındı. Mühendisler sinek kuşundan ilham alarak insanların ve dronların ulaşamayacağı bölgelere erişebilmek adına yapay zeka teknolojisini kullanan kanatlı bir robot geliştirdi. Sinek kuşları diğer kuşlar gibi kanat çırpıyor olmalarının yanı sıra böcekler gibi havada asılı kalabiliyor ve etkileyici ani hava manevraları yapabiliyor. Purdue Üniversitesi araştırmacılarından Yin Yang Deng'e göre sinek kuşları hem kuşların hem de böceklerin uçuş avantajlarına sahip. Bu küçük, süper manevra kabiliyetine sahip uçan robot, arama kurtarma operasyonlarında çöken binalar gibi ulaşılması güç alanlara erişim amacıyla geliştirildi. Araştırmacıların üzerinde durdukları bir diğer konu da sinek kuşunun kanat hareketiyle etrafını algılıyor olması. Robotun görsel görüntüleme eklentisi olmaksızın kendini çevreleyen ortamı algılamasının karanlık bölgelerde kurtarılmayı bekleyen kazazedeler için bir umut olması hedefleniyor. Yenilebilir bir ambalaj ile meyve ve sebzelerin ömrünü uzatmak. Bill Gates'in de desteklediği bir startup meyve ve sebzelerin ömrünü uzatarak açlıkla mücadele etmeye hedefliyor. Apple Science tarafından geliştirilen bu yöntem sayesinde meyve ve sebzeler 2 kat daha uzun süre tazeliklerini koruyabiliyor. Müzik 2050 itibariyle dünyamızın nüfusunun yaklaşık 10 milyar olacağı öngörülüyor ve daha şimdiden 9 insandan biri akşam yatağa aç giriyor. Tarafından da desteklenen bu startup, ürettiği yenilikçi kaplama ile sebze ve meyvelerin besin görevini göremeden atığa dönüşmesinin önüne geçiyor. Her sene 2.6 trilyon dolar ek maliyete de sebep olan atık besinler, çürüme esnasında karbondioksitten 25 kat daha güçlü bir sera gazı olan metan gazı salınımına neden oluyor.
Sebze ve meyve kabuklarında bulunan yağlı asitlerden elde edilen apil, buharlaşma ve oksidasyonu yavaşlatıyor. Böylece örneğin bir avokado bir hafta daha fazla dayanabiliyor. Besinlerin ziyan olmaması konusunda alınması gereken önlemler, insanların beslenmesini sürdürülebilir kılmak adına hayati öneme sahip. Bizce bu konuda atılan her adım çok değerli. Videoda bahsedildiği gibi her 9 kişiden biri yatağa aç giriyor ve üretilen besinlerin 3'te 1'i hiç kullanılmadan atığa dönüşüyor. Bu konuda atılan her adımın akıllı geleceğin başının üstünde yeri var. Lütfen öneriniz varsa bizimle paylaşın. Sıradaki haber ise ülkemizden. Eskişehir'de genç girişimcilerin geliştirdiği sanal gerçeklik projesiyle antik kentler yeniden canlanıyor. Konu bizim hoşumuza gitti. Bir dosyaya dönüştürdük ama onların bundan hiçbir haberi yok. Umarız doğru anlatmışızdır. Türkiye'nin antik kentlerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen VR Kronos projesi mobil marketlerde yerini aldı. Türkiye'de gerçekleştirilen bu sanal gerçeklik uygulaması sayesinde kullanıcılar binlerce yıl öncesine gidebilecekler. Uygulama, Anadolu kentlerindeki binlerce yıl önceki yaşamın sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimlenmesini sağlıyor. Anadolu Üniversitesi'nde ATAP bünyesinde faaliyet gösteren Teknopark'ta genç bir ekiple yola çıkan proje, sanat, arkeoloji ve teknolojiyi kullanarak tarihimize ait izleri ve kültürel birikimleri görünür kılıyor. Öğretici ve eğitici bilgi paketleriyle eğitim ve turizme katkı sağlamaya çalışan ekip, sanal gerçeklik ile geçmişi yeniden canlandırarak deneyim yaratmanın, öğrenmeye etkisinin büyük olacağını düşünüyor. Mobil cihaz ile mekanların içinde 360 derece gezinti imkanı sunan uygulama, bu özelliği sayesinde dünya çapında ses getirerek ülkemizi temsil etmeyi hedefliyor. VR Kronos uygulamaları cebinde akıllı telefonu olan herkesi, antik kentlerin binlerce yıl önceki haline bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Asıl bombayı en sona sakladık. Son konumuz asteroid madenciliği. Asteroid madenciliği. Bir asteroide gidip dünyada olan olmayan madenleri alıp dünyanın ilk dolar trilyoneri olmak. Çok fazla bilim kurgu gibi değil mi? Peki ya şu anda birileri bu hayal için milyonlar harcıyor desek? Asteroid madenciliği her ne kadar kulağa düşük bütçeli bilim kurgu dizisi ismi gibi gelse de gerçekleşmek üzere olan trilyon dolarlık yepyeni bir sektör. Uzmanlara göre akıllı telefonlardan bilgisayar ve güneş panellerine kadar yaşamın ve üretimin her alanında kullandığımız değerli maden kaynakları 45 yıl içinde tükenecek. Tükenen kaynaklarımıza derman olabilmenin yanında hatırı sayılır bir servet kazanma dürtüsüyle bu yola milyonlar harcayan şirket sayısı henüz bir elin parmaklarını geçmiyor. Ancak uzmanlara göre altına hücum günlerini aratmayacak bir rekabet kapıda. Asteroidler su, karbon ve nitrojen gibi değerli minerallerin yanı sıra nikel, kobalt ve hatta altın ve platin de dahil olmak üzere gezegenleri oluşturan cevher ve elementlerden meydana geliyor. Uzay endüstrisi şirketleri insanlığın derin uzayı keşfetmek için ihtiyaç duyduğu cevher kaynağının da asteroidlerden karşılanabileceğini düşünüyor. Space Industries, Moon Express, Planetary Resources ve iSpace gibi uzay madenciliği şirketlerine göre tarihin ilk asteroid görevi en geç 2025 yılında gerçekleşmiş olacak. Teoride insansız uzay araçları ile keşif ve madencilik yapmayı hedefleyen şirketler, cevherin tespiti sonrasında asteroidi tıpkı yıldızlar arası çalışan bir römorkör gibi uzay istasyonlarına çekmeyi ve orada işlemeyi planlıyor.
Her ne kadar uzay madenciliği yönünde atılan adımlar kısa bir süre daha teori ve konseptlerle sınırlı olacak olsa da ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson ile aynı fikirdeyiz. Dünyanın ilk trilyoneri doğal kaynakları asteroidlerden elde eden kişi olacak. Şaka maka akıllı gelecek programın sonuna geldi. Muhtemelen hatalarımız olmuştur. Haftaya görüşmek üzere. Unutmayın, daha iyisi mümkün. Bir başkası değil, biz değiştireceğiz bu dünyayı.